HDP meselesine gelelim mi? Buyurun. Şimdi herkesin merak ettiği şey, bölüm. Şimdi siz bilim tarihçisiniz ama siyasi tarihe de çok hakimsiniz. Bir de Türkiye İşçi Partisi'nde genel başkanı olduğunuz için. Türkiye İşçi Partisi tarihinden şöyle bir baktığımız zaman, o meşhur, ben de onu ara ara yazarım, yazılarımda kullanırım. Meşhur 1970'teki dış kapıda yapılan meşhur kongreleri var. Dördüncü olağan kongre galiba. O kongrede ilk defa Beyci Hanım'ın kürsüye çıkıp, değil mi? Kürt halkı vardır. Kürt halkı vardır şeklindeki ifadesinden sonra partiye kapatma geliyor. Ve 15 yılda yargılanıyorlar ve hapiste yatıyorlar. Şimdi o güne baktığımızda daha sonra kendilerini işte bu tarz bir siyasetin içerisinde olan Kürt aydınlar diyelim. Onlar o zaman Türkiye İşçi Partisi'nin yanındalar. Yani içindeler, yanındalar. Beraber hareket ediyorlar. Fakat daha sonra oradan büyük kopuşlar da meydana geliyor. Kendi yol haritalarını vesairelerini çiziyorlar. Bugüne kadar gelen bir süreç var orada. Sendikal bir hareket aslında. Biraz sendikal bir hareket de var. Ama şimdi bugün siz Türkiye İşçi Partisi olarak bunun tam tersine döndüğünü ve HDP'ye biraz eklemlendiğinizi düşünüyor musunuz? Yani HDP olmasa bir siyaset veya bir sandıkta varoluş sağlayabilir mi Türkiye İşçi Partisi? Daha bağımsız, daha kendine özgü bir siyaset tarzını hayata geçirebilir mi? Bunu kitlelere anlatabilir mi? Ya şimdi bir kere güzel oldu, oradan bağlamamız güzel oldu. Demek ki bu memlekette Kürt sorunu konulu tartışma işte 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda değil. Bugün ortaya çıkmış bir tartışma değil. Çok eski. Hatta şöyle söyleyelim, hani tipin o kararı almasına giden sürecin arkasında ne var? Doğu mitingleri var. Tabii. Büyük Doğu mitingleri, yani bir Doğu devrimci oluyor. Devrimci Doğu kültür ocakları. Kültür ocakları var. Gerçekten Kürt aydınları, Kürt sendikacılar partide etkin roller alıyorlar. Milletvekilliği yapıyorlar falan ve bir Doğu sorunu, bir Kürt sorunu tartışması çok eski bir tartışma. İkincisi, hani onu es geçmeyelim. 12 Mart muhtırasının olağanüstü koşullarında hukuk dışı bir biçimde Türkiye İşçi Partisi'ne bir kapatma kararı veriliyor. İşte o 70 Ekim'de yapılıyor galiba bildiğim kadarıyla. Mart'ta da 12 Mart. O gerekçe gösteriliyor ama gerçekten temelli kapatma kararı veriliyor falan. Tümüyle hukuk dışı bir süreç, yani bir darbe süreci. Aynı süreçte işte bizim mahirlerin katledildiği, denizlerinde idam edildiği, yani Türkiye'nin nasıl bir süreçten geçtiğini hatırlatmak için söyleyelim. 12 Mart'ın arkasına gelen bir şey. Dolayısıyla bir tarihsel arka planı var bu işin. Şimdi doğal olarak süreç ilerledi. Bir sürü hani ne denir? Çok sular aktı buralardan ve bugün işte DEP'ten, HEP'ten başlayıp gelen bir HDP gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir kere şunu saptayalım. Demek ki arkadaş, yani böyle yasaklayarak, engelleyerek, şiddete başvurarak, susturmaya çalışarak falan Kürt sorununun üzerine kapatamıyorsunuz. Böyle bir problemi var bu memleketin. Bu memlekette bir eşit yurttaşlık sıkıntısı var. Bu kendisini politik olarak da mutlaka ifade edecek. Dolayısıyla bugün HDP'nin varlığı bu açıdan önemli. İkincisi, biraz önce söyledim. Yani bütün seçim sistemi, siyasi partiler sistemi toplumun ötekileştirilmiş, yok sayılmak istenen kesimlerini, sosyalistleri, Kürtleri, Aleviler de aynı şekilde bence dışarıda tutmak ya da bu kimliklerinden ayrıştırarak onları siyasette yer bulmaya odaklamış durumda. Fakat bizim açımızdan tartışma şu. Biz 2018 seçimlerinde henüz partiyi kurmamıştık zaten. Bir kuruluş sürecindeydi. HDP ile niye ittifak yaptık ve bugün niye hala HDP ile ittifak yapılmasını savunuyoruz sorusuna şöyle yanıt veriyoruz. Bir, tarihsel olarak bu memlekette bir kurtuluş gerçekleşecekse, bakın 1920'deki Kurtuluş Savaşı'ndan başlayın. Ben önümüzdeki dönemde de Türkiye'de yeniden kurtuluştan söz edeceksek şunu bir Tunç Kanunu olarak söylüyorum. Türk ve Kürt yoksulları birleşmek zorunda. Türk ve Kürt emekçileri birleşmek zorunda. Altını çizerek söylüyorum. Türk ve Kürt ilericileri birleşmek zorunda. Yani gericiliğe karşı, faşizme karşı, bu düzeni yok sayma politikalarına karşı bunsuz olmaz. Yani burada da altını özellikle çizeyim, yanlış anlaşılmasın diye baştan bu parantezi söylüyorum. Hani bizim Kürt kardeşlerimiz, biz böyle bakmıyoruz. Eşit yurttaşlarımız. Hiç mesela kimse bizim Kürt abilerimiz var demiyor. Ya da etle tırnak gibiyiz deniyor ama Kürtlere hep tırnak rolü veriliyor. Kesip atılabilir halde geliyor. Eşit yurttaşlık, altını çiziyorum. Eşit yurttaşlık yaklaşımı geliştirmemiz lazım. İki, bugün AKP iktidarının temel, hani iktidarı ayakta tutan politikalarından bir tanesi ne? HDP somutunda Kürt düşmanlığı ve bunun üzerinden yarattığı milliyetçi hava ve bunun oluşturduğu bir ittifak. Şimdi hedef tahtasına Kürtleri yerleştirmişler, tamam mı? Canları sıkıldıkça
İşte partiyi kapatalım. Canları sıkıldıkça bunları tutalım, hapsedelim. Belediye seçimlerini kazanır, bir gün sonra kayyum atanır. Yani bütün hukuk dışı uygulamaları meşrulaştırmanın yolu önce Kürtlere uygulamak. Erkan Bey, tamam, siz güzel söylüyorsunuz bunları, tamam. Son derecede etkili konuşuyorsunuz ama PKK diye bir olay var. Şimdi PKK'yı nereye koyuyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Bakın, bu memlekette bir çözüm süreci yaşandı mı? 2013 sürecinde. 13'e kadar. Devlet gitti, Kandil'le de görüşmeler yaptı, İmralı'yla da görüşmeler yaptı. Doğru mu? Doğrudan Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir süreç, AKP'nin iktidar olduğu bir süreç. Gitti, bu görüşmeleri yaptı ve bu görüşmeler yapılırken bir takım eleştiriler sunan çevrelerin hepsi de susturuldu. Değil mi? Şimdi benim de bir takım eleştirilerim var. Fakat sonuçta memlekette görece bir barış ortamı yaratıldı. Ve ondan sonra AKP iktidarı kaybetti Gürkan Bey. Bakın, önemli kırılma noktası budur. 7 Haziran'da AKP kaybetti. Ondan sonra yeniden bir savaş politikası başlandı. Bütün bu görüşmeler ortadan kaldırıldı. Daha düne kadar hem İmralı'yla hem Kandil'le hem Avrupa'da PKK'nın bütün yöneticileriyle görüşürken devlet, bugün HDP'yle yan yana olanlar tümü terörist ilan ediliyor. Ve bizden bunu kabul etmemiz isteniyor. Ben bunu reddediyorum ya. Ben AKP gibi düşünmek zorunda değilim, AKP gibi davranmak durumunda değilim. HDP 6,5 milyon yurttaşımızın oyunu almış, parlamentoda en büyük 3. grup haline gelmiş, yasal sınırlar içerisinde siyaset yapan bir parti. Ve ben HDP ile ittifakın Türkiye'nin geleceği açısından bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunu ifade ediyorum. Bakın, diyorum ki HDP ile ittifak Türkiye'nin geleceği açısından bir sorumluluktur. Çünkü bakın, bunu net ifade edeceğim. Şimdi sevgili Selahattin Demirtaş size mesaj attı. Cezaevinde. Değil mi? Tabii, kongremize bir destek mesajı, bir selamlama mesajı iletti. Şimdi şu soruyu bütün yurttaşlarımızın kendisine sorması lazım. Bakın, ben Demirtaş'la farklı iki siyasi partide doğal olarak farklı görüşler olan iki insanız biz. Fakat biz Selahattin Demirtaş'la oturup konuşabiliyoruz. Tartışıyoruz. Yani cezaevinde olmasa bunu yapabileceğiz. O anlamda söylüyorum. Cezaevindeyken bir kere ziyaret edebildim sadece. Benim sorunum ne biliyor musunuz Gürkan Bey? Benim 12 yaşında bir kızım var. Onun 14 yaşında bir kızı var. Bizim çocuklarımız konuşabilecekler mi? Yani Selahattin'in kızı benim babam seni başkan yaptırmayacağız dedi diye. Ya bu ülkenin tepesindeki bütün halka zulüm yapan bir iktidara teslim olmadı diye 5 yıl cezaevinde yattığında siz ne yaptınız sorusunu soracak. Buna gözlerinin içine bakarak yanıt verebilmek istiyorum. Benim kızım buna gönül rahatlığı yanıt verebilsin istiyorum. Yani Türkiye'de bu kardeşliği dinamitleyen bütün dinamikleri ortadan kaldırmamız bir tarihsel sorumluluk. Ve bakın, bunu, bu zihniyet, bugün AKP'de, MHP'de temsil edilen zihniyet farkında değil. İktidarını korumak için memlekette iki tane en büyük halkı birbirine düşmanlaştırıyorlar. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir siyasi partinin Türkiye'nin en büyük üçüncü kentindeki il binasına giriliyor. Orada nöbet tutan, çalışan, gencecik bir kadın katlediliyor. Ve buna karşı mesela ses çıkartmamamız gerektiği söyleniyor. Niye? Çünkü onun terörle bağlantısı var. Yok ya. Siz mi karar veriyorsunuz kimin terörist olduğuna? Dolayısıyla biz bunu tümüyle reddediyoruz. O yüzden söylüyoruz. Diyoruz ki HDP bu memleket açısından bir şanstır. Bakın, ben şunu istiyorum. Özgür bir ülkemiz olsun. Barış içinde yaşayalım. HDP'nin üzerindeki baskılar ortadan kalksın. Ondan sonra gerekiyorsa oturup HDP ile politik tartışmalar yapabilirim. Şimdi ben nasıl tartışabilirim HDP ile şu anda? Yani genel başkanları cezaevinde. Sayısız MYK üyesi, genel merkez yöneticisi cezaevinde. Seçilmiş bütün belediye başkanları cezaevinde. Ama ne yapacağız? Türkiye'de siyaset yapabilmek için AKP bize bunu dayatıyor. Türkiye'de rahat rahat siyaset yapabilmek için önce HDP ile aranıza mesafe koyun. Önce HDP'yi eleştirin. Neden? Bırakın arkadaş bu insanları. Siyaset yapmak istiyorlar ya. Bu insanların tümü gelmişler bu memlekette. Bir siyasi parti kurmuşlar, burada görev almışlar, sorumluluk almışlar, siyaset yapmak istiyorlar. Bu siyaset yapma hakkını asgari düzeyde savunacağız, özgür bir ortam yaratacağız. Ondan sonra oturup tartışalım. Ama şimdi elleri bağlanmış, kolları bağlanmış, bütün yurttaşlarıma şunu soruyorum ya. 10 binin üzerinde cezaevinde HDP üyesi var şu anda. Hangi siyasi parti bu kadar üyesi cezaevindeyken ayakta kalabilirdi? Arkasında bir halk desteği olmasa.
Dolayısıyla burada hiçbir tartışmaya girmeye gerek yok. Biz başka bir dünya görüşüne sahibiz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bizim farklı ideallerimiz, hayallerimiz var. Ama tartışmak, konuşmak, birlikte memleketin geleceğine ilişkin sorumlu bir yaklaşım geliştirmek zorundayız diye bakıyoruz. Bizim şöyle bir derdimiz yok. O soru havada kalmasın. Biz illa parlamentoda temsil edelim ya da işte HDP olmasa parlamentoda olur muydunuz olmaz mıydınız falan. Valla bunu soracağımıza memlekette niye bu kadar antidemokratik bir seçim sistemi var sorusunu soralım. Yani niye AKP 380 milyon lira yıllık hazine yardımı alırken Türkiye İşçi Partisi hiç para almıyor soralım. Niye %10 baraj var bunu soralım. Niye örneğin TRT dahil ya bakın ben 3 yıldır milletvekiliyim. Bir gün TRT'de herhangi bir görüntüm çıkmadı ya bırakın herhangi bir konuşmamı. Ya Tayyip Erdoğan sabahtan akşama kadar bütün televizyon kanallarında aynı şeyleri tekrar eden konuşmalar yapıyor. Bu ülkenin bir siyasi partisinin mecliste temsil eden bir siyasi partinin genel başkanıyım ben. Benim vergilerimle, bana oy vermiş seçmenin vergileriyle çalışan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda bir saniye görüntümüz yayınlanmamış. Şimdi bu adaletsizlikleri tartışmak gerekir bence. Ben buyurun hodri meydan. Yani bütün partiler eşit koşullarda seçimlere girsin. Ondan sonra bakalım vatandaşın teveccühü nasıl şekillenecek? Peki. Biraz da ekonomiye gelelim. Olur.